faizsiz bir sisteme geçsek, tamamen böyle yatırım, üretim odaklı, kar zarar ortaklı efendim bir ticaret modeline yönelsek, soru şu: o zaman Amerika'daki FED beni etkileyecek mi? Abi etkilemez. Niye? Benim çünkü faizle işim yok. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi kart kullanmasak, daha önce kart mı vardı? Bakkal amca bir kilo şeker yaz. Yazar mıydı? Aylığı aldın mı giderdik. Artık bakkalın vicdanına az çok ne yazdıysa bilmiyorum. Şu kadar borcum var, onu da öderdik. Tekrar bir daha. Bir ay bir daha yazdırırdık. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi o zamanlarda bizim cebimizden efendime söyleyeyim bir takım sömürü bankalarına para gider miydi cebimizden? Hayır, gitmezdi. Efendim çok sıkıştın mı ne yapardık? Ahmet efendi bana bir 10 lira borç ver ya. Bir ay sonra vereceğim ben, 2 ay sonra vereceğim. Ne yapardı? Ya durana kadar yastın altında al işini gör derdi. Hem de ben sevap kazanayım derdi bak. Yani borç vermeyi bile ahiret yatırımı düşünürdü Ahmet efendi. Şimdi adam diyor ki ya hocam diyor, iyi hasta diyor, kimse borç vermiyor ama cebimde kart var diyor, ihtiyacım kadar kullanıyorum diyor, borç gibi diyor. Peki kardeş, mantıken doğru söylüyorsun, o anlık kimseye muhtaç olmadığını düşünüyorsun. Yine bir hale biz kendimiz getirdik. Niye? Adam diyor ki hocam borç verdim, bana 3 gün dedi, 6 sene oldu alamıyorum, mahkemelik olduk diyor. Hocam borç verdim inkar etti diyor. Hocam borç verdim beni batırdı diyor. Hocam üzerine mal yaptım diyor emaneten, haberim yok satmış kaçmış diyor. Peki bunları Hans mı yapıyor, George mu yapıyor, he? Kim yardım yapıyor? Hasan yapıyor, Mehmet yapıyor, o yapıyor, bu yapıyor. Biz yapıyoruz ya. Ve bu borç kapısını biz kapadık. Kapayınca ne yaptık? Faizin acımasız pençesine düştük. Doğru mu arkadaşlar? Ondan sonra evde ne halı kaldı ne kilim kaldı. Ya bu bankalar yağmurlu havada şemsiye verir mi? Güneşli havada veriyor. Yarın ümüğünü sıkacağım diyor, sen akıllı ol diyor. Vatandaş yani faize doğru sürükleniyoruz yani. Bir de bir abuk sabuk insanlar var, türediler. Faize fetva veriyorlar biliyor musunuz? Allah Allah. Allah-u Teala bakın iki şeye harp açarım diyor. İki şeyin dışında demiyor. Bir, faiz alana verene diyor Allah-u Teala. Harp açarım diyor. İki, Sahih Buhari'de geçer. Her kim benim bir veli kuluma düşmanlık yaparsa ona harp açarım diyor. İki şeyi bak. Faiz bu kadar beladır. Çünkü faizle beslenen kişi, servetini çoğaltan kişi elbet ve elbet iflas edecektir hükmü var. Kendinde olmasa evladında, torununda bu çıkacak. Çünkü öyle şahit olduğumuz oldu. Adam bir iş yapıyordu böyle, bir faize girmiş arkadaşlar. Büyüdüğünü zannetti, bir gümledi, hiçbir şey kalmadı. Kalmadığı gibi bırak. Hani bir insan malı satar, borcu dağıtır. Eğer bir ekmek, halk ekmek alacak parası varsa 3 lira cebinde, akşam yastığına kafasına nasıl kor? Huzurla kor. Niye? Kimse kapıya gelmiyor. Doğru mu arkadaşlar? Ya adam malı gitti, daha da borcu var. Bu faiz böyle beladır. Yanaşmayalım arkadaş, yanaşmayalım. Yanaşmayalım. Büyük bir iş yapan bir abiye sordum. Dedim abi dedim kusura bakma, bir şey soracağım, buyur hocam dedi bir cemiyette. Siz dedim bu koca koca fabrikaları, 7 tane fabrika kurmuş, 7 tane fabrika arkadaşlar kurmuş. Bir cemiyette denk geldik böyle, namaz kılmayanlara diyormuş ki arkadaş namaza başlayın diyormuş. Hani namaza, namaz kılın bak benden gitsin diyormuş. Hani benim mesaimden gitsin, size gitmesin. Efendime söyleyeyim. Namazın içinde çok teşvik ediyormuş. Allah razı olsun böyle. Hani rahat kılın evladım diyormuş. Kılın. Bahane etmeyin. Yarın diyormuş hesabınızı
huzur-u mahşerde ben veremem. Kılın oğlum, kılın namaz diyormuş yani, kılın. Hatta namaz kılanlara da diyormuş ki sizler de kılmayan arkadaşlar teşvik edin diyormuş. Onlar da kılsınlar, onlar da kazansınlar falan. Böyle güzel bir abimiz. Dedim ki abi dedim sen dedim bu kadar fabrikalar nasıl kurdun? Dedi ki öz sermaye ne dedi yani. Ben ilk dedi poşet satmakla bu işe başladım diyor, poşet. Sonra diyor poşet şeyi aldım diyor, makinası. Hiç diyor, hocam diyor hiç bankadan 1 lira çekmedim diyor. Ve diyor ben de diyor paramı bankada yatırmıyorum diyor. Kendi özel kasam var diyor. Paramı diyor bankaya yatırmıyorum diyor. Çok acayip bir ticaret şeyi var. Tam böyle bir Müslüman ticareti yani. Hiç dedi, hiç kullanmadım dedi. Elhamdülillah dedi. Allah'ım da bereketini verdikçe verdi, verdikçe verdi yani. Anlıyor musun? Bitti. Demek ki arkadaş olabiliyor muymuş? Ama biz ne yapıyoruz? Aç gözlük. Hemen köşeyi dönüp kısa yoldan ne yapalım? Zengin olalım. Ya mübarek senin derdin Allah'a kul olmak. Zengin olmak değil. Zenginliği Allah verir helalinden. Senin derdin kulluk yap ya. Sen ticarını yap, işini yap. Ama Mevla verirse verir. Vermezse vermez. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.